liseden habermişsiniz falan yani yoktu. Yaptık. Projemiz birinci dönemden tasarlama bir şey oldu yani. Şimdi biz bu projede elektrik devreleri falan yaptık. Mesela doğru cevap, yanlış cevap verildiğinde yanıyor falan filan. Öyle şeyleri yaptık yani. Mesela öğrenci işte soruyu soruyor, işte vidaya bastırıyor. Öğrenci gelip doğru cevabı bulmaya çalışıyor. Örneğin mesela diyor ki sildirim sisteminin başladığı yer. Öğretmen soruya bastırıyor. Öğrenci de getirip sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Yani bizim amacımız öğrencini uygulayarak cevabını bulması. Yani misal demek ki bu değil. Bak, aslında sorunun şey olduğu için öğrenci cevabı bulmaya çalışıyor. Cevaba doğru cevap verdiğinde ışıklarımız yanıyor. Yanlış cevap verdiğinde gördüğünüz gibi ışıklarımız yanıyor. Bunda da yine sorgulama sistemi. Bunda da sorgulama sistemi mi var? Ne var? Burası sistem kanın aracılığını görüyor. Gördüğünüz gibi kan bir yerden kanı temiz kanı organlara gönderirken bir yerden de kanı buradan alıp tekrar organları temizleyerek, akciğerleri temizleyerek tekrar organlarımıza gönderecek. Şimdi bizim bu proje yapmamızın sebebi bizim bu dolaşım sistemi konusunu anlamamamızdır. Alan kalmadığımız için konuyu ezberlemek yerine bir icat yaparak konuyu anlayarak öğrenmek istedik. O yüzden bu dolaşım sistemini kurduk. Projemizin farkı soruyu sorduğunuzda doğru cevap olduğu zaman ışık yanacak, doğru cevap olmadığı zaman ışık yanmayacaktır. Bakın yanlış cevap olduğu zaman ışık yanmıyor. Bir daha deneyelim. Yine yanlış. Arkadaşımız doğruyu bulana kadar uğraşacak. Doğru olduğu zaman gördüğünüz gibi ışık yanıyor. İşte projemizin farkı budur.